BitZ robotumuzda donanım prototipi oluşturmak için bu elimizdeki devre tahtasının orta kısmını Arduino'nun üzerine yerleştireceğiz. Bağlantıyı yapmak için bir materyale ihtiyacımız var. Şarap mantarı işimize yarayabilir. Mantarı yüzeye monte bileşenlerin arasındaki bu boşluğa yerleştireceğiz. Mantar iletken değil ve kesilmesi de oldukça kolay. Bu yüzden devre tahtasını bağlamak için oldukça işlevsel bir materyal. Güç konektörümüzün ve USB bağlayıcımızın yüksekliğini ölçüyoruz. Aynı yüksekliğe sahipler. Şimdi mantarımızı doğru boyutta kesmeye başlayabiliriz. Demir testeresi ağzıyla pürüzlü kenarını kesiyoruz. Aslında bunu şu tahta parçasının üzerinde yapsam daha iyi olacak. Mantarı keserken masaya zarar vermek istemiyorum. Evet kestik ama gördüğünüz gibi düzgün olmadı. Bu yüzden mantardan ihtiyacımız olandan biraz daha büyük bir parça keselim. Yaklaşık 2 cm kadar bir parça. Daha sonra bu mantarı bu şekilde törpüleyerek pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Tam istediğimiz boyuta ulaşana kadar törpülüyoruz. Mantarı istediğimiz boyuta getirdiğimize göre Arduino'nun üzerine yerleştirebiliriz sıcak tutkaldan bezelye tanesinden biraz büyükçe bir damla sıkıyoruz. Mantarı üzerine koyuyoruz ve bastırıyoruz. Evet, mantarımız devre tahtamızı destekleyebilecek konumda. Yalnız şu anda bir şey dikkatimi çekti. Mantarın bir kısmı Arduino üzerindeki rakamların üzerine denk gelmiş ve rakamları görmemizi engelliyor. Bu yüzden falçata yardımıyla mantarın kenarından biraz kesiyoruz. Mantarı bu doğrultuda kesmek ne kadar da kolay oldu. Pürüzsüzleştirmek ve düzgün bir şekilde izalamak için kenarlarını biraz törpülüyorum. Aşağıda köşede biraz tutkal kalmış. Falçatayla kazıyıp tornavida yardımı ile bu şekilde alıyorum. Evet artık bağlantımızı kurduk sayılır devre tahtamız oldukça sağlam bir şekilde desteklenecek gibi görünüyor. Devre tahtasının arkasında, üstünde kağıt kaplama olan çift taraflı bir bant var. Yapıştırabilmemiz için, bantın üzerindeki kağıdı çıkarmamız gerekiyor. Kağıdın sadece mantara, USB bağlayıcıya ve güç konektörüne temas edecek kısımlarını çıkarıyoruz. Evet, artık devre tahtamızı düzgün bir şekilde yerleştirebiliriz. Devre tahtamızı da yerleştirdiğimize göre artık direnç, kapasitör ya da transistör gibi bileşenler üzerinde değişiklikler yapabiliriz ve Bitsy robotumuz üzerinde farklı ayarlamalar yapabiliriz.